Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otobüs simülatöre devam ediyoruz. Ve bugün yepyeni bir otobüs alıp ardından da hangi şehre gideceğimizi göstereceğim. Bugün şu ikinci el pazarında bir otobüsümüz var. Daha doğrusu bunu çok istiyordunuz. Markapalı'nın çift katlısı. Şu an tam 27 saniyesi var. Eğer ikinci el pazarından tutturabilirsek bunu alacağım. Olmasa da gidip normal paramızla alacağız. İkinci el pazarından bugün araba almaya bakacağız. Şu an abi 15 saniyesi kaldı. Teklif vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum. Ben verirsem millet şu an bende 770K. Bende kalsın. Hadi abi. Son 5, 4, 3. Son dakika vermeyin. Son dakika verme. Aldım. İşte budur. Aldım değil mi? Dur abi bir dakika dur. Aldık mı? Vallahi almışız. Yok. Almışız aynen almışız. Abi dedim ki kesin bizde kalmadı diye düşündüm. Bir an Marco Polo'nun çift katlısını aldık. Normal fiyatı 900 küsür bin liraydı. Biz 200 bin daha ucuz almış olduk. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bugün Marco Polo ile nereye gideceğiz? Ama ondan önce bir terminal açalım. Hadi gelin. Şimdi terminalimizi açalım. Daha sonra bakacağız. Şimdi bugün tabii ki ülkemize dönüyoruz. Türkiye'den bir şehre gideceğiz. Yorumlarda çok fazla buraya gidilmem isteniyordu. Neresi? Geliyorum ve Sivas. Bugün Sivas'a gideceğiz arkadaşlar. Sivas aşırı derecede yorumlarda vardı ve bugün Sivas'a gidiyoruz. Şöyle bir yükseltmemizi fullleyelim. Marco Polo ile gideceğiz. Çift katlı bayağı bir güzel olacağını söyleyebilirim. Şimdi tabii ki buna da biz bir Sivas skini yapacağız. Tabii bu şeyler arasında umarım vardır. Oyunun kendi hazırladığı skinler arasında vardır diye düşünüyorum. Aracımızı şöyle bir seçeyim. Skinlere geliyorsunuz. Skin indire alıyorsunuz. Skin indir diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir site açılıyor. Yani otobüs simülatörün kendi orijinal sitesi burası. Bakın şimdi. Burada hangi arabaya skin eklemek istiyorsanız arıyorsunuz. Bakın. Marco Polo Paradiso G7. Bu bizim. Başka var mı? Global skinler var. Bunlar yani yurt dışındaki firma. Bize gerekmez. Geç. Türkiye firma paketi. Geç. Kulüpler. Bakıyorum. Bu da Brezilya'daki otobüs firmaları. Tamam. Bizim için önemli olan şu arkadaşlar. Bakın şimdi. Nerede bu? Marco Polo. Copy URL diyorsunuz. Ne diyor? Artık copy diyorsunuz. Daha sonra. Oyuna döndük değil mi? Oradan kapattık orayı. Ekle diyorsunuz. Buraya geldikten sonra kontrol V yapıyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Bakın şimdi. Buraya gelecek. Bakın şu an indirmeye başladı. Marco Polo'nun yapılmış, Marco Polo için çift katlı otobüsümüz için yapılmış bütün skinler bunun içinde. İndikten sonra seçeceğiz skinimizi ve Sivas'a yolculuk başlasın. İkinci el araba pazarından aldığımız Marco Polo ile bugün çok güzel bir yolculuk olacağını tahmin ediyorum. Şu an için iniyor gördüğünüz gibi. Şunu bir teklifi bir istemiyorum deyim çıkmasın orada. Gayet güzel oluyor. Gerçekten otobüs simülatörü için verdiğiniz desteğe çok teşekkür ederim. Şu an indi. Skinlere geldim. Bakın arkadaşlar şimdi abi çok iyi. Metro Jeep. Mesela bunun skinini şu an görmüş oluyorsunuz. Ulusoy var. Harika duruyor gerçekten. Şöyle baktığınızda muhteşem duruyor diyebilirim. Bize şimdi Sivas Turizm lazım arkadaşlar. Sivas'la alakalı bir şeyler lazım umarım. Abi yok mu? Aa ben vardır sandım aslında ama sanırım Sivas'la alakalı bir şey bura için yapmamışlar. Aynen Sivas'la alakalı bir şey ya, ben mi göremiyorum? Huzur var, Gülaras, Mersin, Truva, Tokat, Astor, Beyen, Kale, aynen. Buna yapmamışlar arkadaşlar. Buna yapmamışlar. Tamam bir sonrakine gideriz ama buraya biz şimdi neyle gidelim biliyor musunuz? Daha önce gitmedik. Ulusoy nasıl? Yakışır mı? Ulusoy gayet iyi yakıştı. Başka ne var? Nilüfer var, İstanbul Seyahat var. Kontur olmaz. Lüks Karadeniz var. Ali Osman Ulusoy, Gülerat. Abi çok fazla firma var ama vallahi neyi seçeceğimi bilemedim. Biz en iyisi Ulusoy'la gidelim arkadaşlar. Şöyle bakayım başka. Ya da Kamil Koç'la gidelim ya. Dur. Yani Kamil Koç'la gidelim. Kamil Koç'la bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bugün Sivas'a gidiyoruz. Şimdi önceki kişiselleştirme menüsünden ekranımı aldım. Bunu aldım. Multimedya'yı aldım.
Bunları aldım. Koltuğumuz bu sefer beyaz olsun içerisi. Şöyle geç abi bunu. Başka ne kaldı? Aksesuarlarımızı ekleyeyim, daha sonra plakamızı ekleyeceğim ve yolculuğa başlayacağız. Bugün bakalım Sivas yolculuğu nasıl olacak? Sivas otogarına bakacağız. Ben de biliyorum, hani Sivas'ın otogarını bakalım aynısını yapabilmişler mi ya da benzerini yapabilmişler mi göreceğiz. Plakamıza gelirsek başımız zaten TR. Buna sıkıntı yok. Plakamız ise 58 Sivas. Dur bir dakika, dur. Şöyle yapalım. Artık plakaları böyle yapacağız. Gideceğimiz şehre özel yapacağız bu şekilde. 58 Sivas, 58 dedim. Marco Polo çift katlı ile Kamil Koç Turizm. İyi yolculuklar dile. Şimdi seferlere geliyorum arkadaşlar. Nereden gidelim? Şimdi soru bu. Ha, bu şey kalmış. Şunu seçeyim. Şimdi Sivas burası. Biz Tekirdağ'dan çıkalım. Sivas'a kadar yardıralım arkadaşlar. Toplam 1000 kilometre. Abi inanılmaz bir yolculuk olacak diyebilirim. Uzun bir sefer olacak. Ama dur, ondan önce bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tekirdağ, Sivas seçtim. Saatimizi ayarlamayı unuttum. Yine böyle gece çıkacağım yola. Yani 2-3 gibi çıkalım. 3,5 olsun seferimiz. Otobüs biletlerimiz 109 TL. Hatta biz bunu biraz 115 yapalım, çünkü 1000 kilometre için 115 lira çok ucuz bile diyebilirim. Hemen başladım. Toplam 45 bilet sattık. Aslında biraz az bilet sattık. Zaten otobüsümüz büyük. Yalnız ben otobüsü mü seçmeyi unuttum? Aynen. Biz şeyi seçmeyi unuttuk. Biz şeyi seçmeyi unuttuk. Bak ekranda hala şey kalmış. Abi ben bu hatayı sürekli yapıyorum ya. Şunu seçmeyi unutuyorum her seferinde ya. Neyse son anda yakaladım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Son anda yakaladım. Olsun. Her seferinde bunu unutuyorum farkındaysanız. Ama bu sefer yolculuk başlıyor. Tekirdağ'dan yola çıkacağız. Marmara bölgesinden ta Doğu Anadolu, biraz böyle Sivas gideceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Marco Polo'yu kullanmayı bayağı merak ediyorum. Bu arada Tekirdağ terminalinde görmüş olduk. Daha önce görmüş müydük ya? Daha önce geldik sanırım buraya ya biz. Herhalde. Valla otobüs canavar. Onu söyleyeyim size. Otobüs gerçekten, şöyle bir ayarlamamı yapayım. Birazcık yukarı. Heh, şöyle güzel. Nasıl? Otobüsümüzün içi gerçekten çok başarılı. Dışına bir bakalım. Bir daha 360'a geleyim. Yine görüyorsunuz, Kamil Koç'la bugün Sivas'a yolculuğumuz başlayacak. Perondan hemen yolcularımızı alacağım. Bakalım ardından nasıl bir yolculuk olacak. Sivas'a kadar uzun bir yolumuz var malum. Hemen peronumuz burada. Yolcular bekliyor. Sivaslılar, hadi bakalım. Size geliyoruz. Sivas'a geliyoruz. Hadi bakalım. Hemen. Arka kapısı yok bunun. Çift katlı bir de biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı bir yolcu alabiliyor. Muavin topla hemen yolcuları. Yola çıkacağız. Yolumuz bayağı bir uzun. O yüzden yolculukta şoför değişimi yapabiliriz. Yetişmeyebilir. 45 yolcumuz var. Onayladım. Kapılarımı kapatıyorum. İç kameraya geçtim. Şeyimi açtım. Muavin, hadi dostum çıkıyoruz. Yolumuz uzun malum. Çünkü bayağı bir uzun hem de arkadaşlar yolumuz. Dikkat edelim. Arka taraf biraz yakın. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. İyi yolculuklar. Sivaslar, bekleyin, biz geliyoruz. Bizi terminalde karşılayın. Vallahi bak, karışmam ha. Karşılayın bizi, bekliyorum. Şimdi abi çıkış nerede? Tamam, buradaymış. Yalnız otobüs inanılmaz konforlu. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Otobüs gerçekten çok iyi. Yani hızlanışını şu an bakıyorum da inanılmaz hızlı gidiyor ve çok hızlı bir şekilde hızlandı. Yani öyle yavaş bir şekilde gitmiyor. Abi devam edin. Hadi hadi, Audi Audi devam et abi, devam et ya. Hadi yürü. Abi bunlar çok yavaş gidiyor ya. Selektör yaptırıyorlar illa bana yani. Vallahi makasa giriyoruz koca otobüste ya. Adamlar tıngır tıngır gidiyor. Tabii polis var. Ceza yazmaz umarım. Aman. Polis amca ceza yazma. Muavin gözünü açık tut. Uyuma sakın. Yolumuz bayağı bir uzun çünkü. Başımıza bir iş gelmesin. Yaklaşık 1000 km yol gideceğiz. Benzinimiz, mazotumuz gayet iyi. Tabii ki konforlu olacak ya. Adamlar, yolcular nasıl seviniyor. Süper. Vay vay vay. 403 mü? Bu ne bu? Aa, bu da Marco Polo sanırım. Ya da Setra'nın çift katı mıymış? Bakayım, Marco Polo. Ya uyumuyorum ya. Abi korkmayın ya. Korkmayın, uyumuyorum ya. Son hızına bakacağım hem de ben bunun bugün. Bir bakayım 130'a vurabiliyor mu?
Şu an çok rahat gidiyoruz. Gerçekten çok rahat. 126'yı ya abi durun bir ya. Bir durun ya. Bir durun Allah aşkına bir durun ya. Hop vuracaktık az kalsın. Yalnız abi hızlanmaya müsaade etmiyorlar ki. Hemen viraj geldi. Otobana çıkacağız üst tarafa. Sağdan çık. Merak etmeyin. Çıkacağız. Vay 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 vay, dönüş muhteşem, manevrası inanılmaz iyi otobüsün. Çok rahat döndüm, ilk defa bu kadar rahat döndüm. Sağ tarafta Atatürk Havalimanı gördüğünüz gibi, çünkü şu an İstanbul yakınlarındayız, Tekirdağ'dan geliyoruz malum. Buradan geçmeden diğer tarafa geçmemiz mümkün değil. Sivas'ta bayağı bir uzak, görüyorsunuz. Vay 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 vay, havalanı çok güzel gözüküyor. Şu an için gişelerden geçeceğiz. Mahmut Bey gişeleri burası arkadaşlar. Buradan sonra artık. Ya korkmayın abi. Bizim memnuniyet ne oldu? 100. Güzel. HGS'ten geçiyoruz. Kartımız var bizim. Gelme. Abi. Var ya az kalsın gidiyorduk. Az kalsın gidiyorduk. Yani resmen sıyırdık. Oradaki Range Rover'ın yüzünden birden sağa yanaştı. Az kalsın arada sıkılıp kalacaktık. Bayağı bir sıkıntı olabilirdi. Ya hadi be, 120 ile ne ses duvarısı ya, zaten yasal sınıra geldik yani. Biraz bir korkmayın abi, birazcık korkmayın. Ben size bir hemen bir multimedya ve klima açayım, biraz rahatlayın, biraz internete girin, keyfiniz yerinize gelsin. Bakayım 90 abi işte, neyse mola veririz, ikram veririz. Aa, ikram almayı unuttuk ya abi, ikram almayı unuttum ben ya. Oo, 128'e bastı bu arada otobüs. Abi otobüs çok hızlı gidiyor. Otobüs bayağı bir iyi gidiyor. Şu rampadan aşağı bir sallayacağım. Merak ettim çünkü. Ya korkmayın, korkmayın, korkmayın. Sıkıntı yok. Kaptan pilotunuz tecrübeli. Dikkat edin. Bakın şimdi. Burada 130'u vurdurmaya çalışacağım otobüsümüze. Marco Polo çift katlı ve çok pahalı bir otobüs biliyorsunuz. 129'a tıkandı kaldı bu arada. Hadi. Açın yolu, 130 dedi. Abi 130 dedi. Hemen bir kemerlerinizi bağlayınız. Anonsu geçeyim ben şunlara. Sayın konuklarımız, bütün kaldı. 130'da kaldı. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Abi 75'e düştü. Çok düşürdük biz şeyi. Adamlar felaket sinirli. Yalnız abi basmak istiyorum bu otobüste. Türk Telekom Arena'nın yanından geçiyoruz gördüğünüz gibi. Bayağı da bir güzel duruyor abi bu. Biz herhalde bugün bayağı bir puanımızı düşük alacağız. Ama yani ne yapayım arkadaşlar, yani çok güzel. Hem de şöyle bir stadyumu gördünüz. Lan! Abi sola bakarken az kalsın giriyordum, son anda kurtardım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok, şoförlük budur. Yani var, yalnız ben bu arabayla yavaş gidemem ki arkadaşlar ya. Çok hızlı gidiyor bu otobüs. 62'ye düştük memnuniyetimiz. Ama ne yapayım yani, otobüs bastıkça basıyor. 700 küsür kilometremiz kaldı. Yapacak bir şey yok. Ben bunu 120'ye sabitleyeyim arkadaşlar. Yoksa bunlar puanımızı bayağı düşürecek ya. Vallahi bayağı düşürecek. Şöyle 120'ye sabitledim. Ya tamam Allah aşkına korkmayın ya. Köprüden geçiyoruz arkadaşlar bu arada. Ya 58'e kadar düştü. Memnuniyet inanılmaz düştü. İlk mola yerinde duruyorum. Çünkü memnuniyeti biraz arttırmamız lazım. Biraz dışarıdan gidelim bu arada. Gerçekten manzara muhteşem gözüküyor. Vallahi harika oldu. Kamil Koç skiniyle Sivas'a gidiyoruz. Marco Polo çift katlı otobüsümüzü ikinci el pazarından aldık. Gerçekten çok iyi oldu bu otobüs. Bayağı bir hoşuma gitti. Bakalım Sivas terminali gerçek gibi olmuş mu? Göreceğiz. Bayağı bir merak ediyorum ben de bunu. Baktığımızda anlayacağız. Bakalım. Sizler de yazın. Sivaslar size geliyoruz. Hadi bakalım. Dur 360'a geçeyim ben bir. Biraz şöyle etrafını göstereyim otobüsümüzün. Var ya efsane duruyor Marco Polo ya. Abi çok iyi bir otobüs. Gerçekten çok iyi. Böyle baktığınız zaman inanılmaz büyük ve çok fazla yolcu kapasitesi var. Ve gayet de güzel bir otobüs. Yolculuğumuzun bitmesine toplam 595 kilometre kaldı. İlk dinlenme tesisine duracağım. Birazcık çünkü şu yolcularımızı kızdırdık. Bakın 58'e kadar düştü. Sağ tarafta bir yer var. Hatta ben bir araç yıkama bile yapabilirim. Gerçi araba kirlenmedi daha ya. Daha kirlenmedi. Tesis var mı burada? Bura benzinlik. Mazotumuz henüz yarım depoya yakın. Şimdilik devam ediyorum.
benzinlik burası dinleme tesisi değil ama ileride muhakkak bir tesis vardır arkadaşlar. Orada duracağım ve yolcularımızın biraz memnuniyetini şöyle bir 70'lere çekersek güzel olur. Sağ tarafta var. Sinyalinizi önceden veriyorsunuz. Vallahi çok kötü oldu ya. Sivas tabelasını gördük ya. Vallahi şu an çok mutlu olmaya başladım. Yaklaştık iyice. Öndeki araba Audi. Yavaşlamaya başla. Aa, bura yetkili servismiş ya. Ben burayı şey sandım ya. Abi dinleme tesisi sandım ya. Allah'ım ya. Tabelayı gördüm direkt dinleme tesisi diye düşündüm burayı ama burası yetkili servismiş. Hani lastik patlamıştı, bir kere gelmiştik ya. Aynı ondan. O yüzden şu an için yolculuk devam ediyor. Henüz maalesef tesis görmüş değiliz. Çok güzel bir yollardan geçeceğiz. Vay 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 vay. Abi buralar neymiş böyle? Ranch, devam et ranch. Abi ya illa beni yani zorla sağlattırdınız ya. Yalnız bu yollar biraz değişik olmuş. Daha önce görmemiştim. Böyle hafiften virajlı dağlık yollar var. Burayı beğendim. Hatta şöyle edelim. Şu kamerayla gidelim arkadaşlar. Hem böyle bir etrafı daha rahat görün. Dağlar falan, böyle ormanlık bir yollar falan yapmışlar. Burası muhtemelen Bolu Dağı mı yaptılar acaba? Bolu yolu gibi bir şey yapmışlar herhalde. Muhtemelen o tarz diye düşünüyorum yani. Çünkü kilometreye de bakarsak tahmin olarak öyle gözüküyor. Yalnız böyle gidersek çarparım. Söyleyeyim. Evet, Bolu Tüneli'nden geçiyoruz. Burası %100 Bolu Tüneli diye düşünülerek yapılmıştır. Çünkü dediğim gibi buradan başka bir tünel yok. Aynen, burası Bolu Dağı Tüneli muhtemelen. Gayet güzel gidiyor yolculuğumuz. Oldukça konforlu. Sadece çok hızlı gittiğimiz için yolcularımız biraz bize sinirlendi. Ama şimdi ben bir terminalde duracağım. Bunların karınlarını bir doyurtturacağım. Ondan sonra bakın siz. Her şey güzel olacak. Abi gene mi bastık? Abi bu açık değil mi? Niye bastı ki 121'e ya? Gene düşürdük değil mi? Vallahi 52'ye düştü abi bugün. Herhalde hızdan dolayı biz başımıza dert alacağız. İkram servisimiz şu an için yok. Ama ilk dinleme tesisine duracağım. Bolu tünelindeyiz şu an için arkadaşlar. Tünelden geçiyoruz. Dağ tünelinden. Abi öndeki. Ben sana ne diyeyim abi? Sağdan gidiyorsun ama biraz hızlı git ya. Tamam anlıyorum. Sağdan gidiyorsun, yavaş gideceksin ama bu kadar da yavaş gidilmez ki ya. Abi çok yavaş gidiyorlar, çok yavaş. Gerçi tünelin içindeyiz. Yani hızlı gidilmemesi lazım. Ben buna bir makas atar mıyım? Deneyelim mi? Vallahi attım. Vallahi attım, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi ama tünel bayağı bir uzun. Tahmin ettiğim gibi burası Bolu Dağı Tüneli. Doğru tahmin etmişiz. Yolumuz, tünel biraz uzun olacak normal bir şekilde. Mazotumuz, yarım depomuz var. Yolcularımız bayağı bir sinirli, hızlı gittiğimiz için sadece sinirli, yoksa konfor falan 10 numara 5 yıldız. Herkes yavaş gidiyor gördüğünüz gibi. Abi bir hadi ilerle gözünü seveyim ya. Clio biliyor ya. Bir yürü Clio ya. Abi bir müsaade etmiyorlar arkadaşlar. Resmen geçemiyorsunuz. Bu arada dinleme tesisine geldik. Sivas yolu malum çok uzun arkadaşlar. Artık mola vermemiz gerekiyordu. Şunu hemen ben bir kapatayım. Şimdi peronumuz boş bir yer, park yeri. Ben şuraya park edeceğim. Tesisler güzelmiş. Burası da herhalde Bolu Tüneli'nden çıkınca bir tesis var. Bilenler bilir. Oraya yapmışlar burayı da muhtemelen. Şöyle yavaşça yanaşıyorum perona, şey, park yerine. Kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası. Yolcular memnun geldi. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli. Hemen hızlı bir şekilde yapsınlar, gitsinler, gelsinler. Ya muhtemelen şeyden yana sıkıntı olacak. Yani biz %100 de gidemeyeceğiz maalesef arkadaşlar. Henüz yolcu almadınız diyor. Ne yolcusu be? Ne diyorsun oğlum? Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Evet, şu an herkes yiyor, içiyor. Kafasına göre takılsın. Biraz mutlu olsunlar. Biraz üzdük biliyorsunuz arkadaşlar. O ne çabuk bindiler böyle? Böyle yapmazdı aslında. Allah Allah. Çok garip. Kapılarımızı bir kapatayım. Normalde şey yapardı ya, hani böyle geldikleri yine gözükürdü falan. Ama anlamadım. Evet. Otobüsümüz gerçekten çok güzel. Memnuniyete bakacağım. 58. Abi o ne 58? Biz mola verdik. Hiç mi bir işe yaramadı ya? Abi hiç mi bir işe yaramaz ya? Çok kötü oldu. Vallahi ben daha iyi bir performans bekliyordum açısı. Yani bir
70 falan olur dedim ama yok yani. Sık yok arkadaşlar. Çok az geldi. Memnuniyet 58. Ya açtıkları çok güzel. Sivas'a geldik bu arada. Hatta ben 360 açayım. Bir bakayım. Herhalde burası Sivas. Ne var? Cami var. Hangi cami olduğunu bilmiyorum isim olarak ama acaba Sivas'a özgü mü? Muhtemelen öyle olması lazım. Ama bakacağız başka bir şeyler var mı Sivas'a özgü? Eğer sizin gördüğünüz şeyler varsa bunları bana yazın. Bakalım gerçekten Sivas'ı benzetmeye, ne bileyim, bir belli başlı bilinen şeylerin yapmaya çalışmışlar mı, bir görürüz hem de. Şu an Sivas'ın şehir merkezindeyiz. 88 kilometre sonra termale gideceğiz. Geldik sayılır. Artık son şeyler. Gerçekten otobüsümüzün konforunu çok beğendim. Hızlanması inanılmaz iyi. Tekirdağ Sivas seferi de epey bir uzun oldu. Ama siz seviyorsunuz. Güzel bir yolculuk oldu. Yeni otobüsle, yeni skinle, yeni terminallerle yeni bir yolculuk yaptık bugün. Sivaslar. Oğlum orada ne var öyle, bir dakika. Oğlum ben gözlerim mi bir tuhaf görüyor? Abi orada bir tuhaf bir şeyler gördü bir an gözlerim. Yol kapalı sandım ha. Vay 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 vay. Sol taraf neymiş? Burayı Sivas'a özgü bir şey yapmışlar güya ama. Bura ne ki abi? Sivas. Tabela Sivas köfte. Sivas köfte yemeye gelebiliriz, doğru. Terminale bakalım bizimkiler bekliyor mu? Sivas'a hoş geldiniz. Güzel. Evet, terminale bakıyorum şimdi. Gerçekten burası mı? 2 gün önce gördüm daha yani. 2-3 gün önce. Evet, doğru arkadaşlar. Aynı kavşağın girişi. Sağ tarafta gerçi mesela normalde şu tarafa doğru bir yol gidiyor aslında. Onu yapmamışlar. Ama gerçekten bu diyebilirim sizlere. Sivas terminali aynı bu şekilde. Helal olsun. Bak bunu güzel yapmışlar. Hadi bakalım perona giriyoruz. Peronumuz sol tarafta bizim yer. Çok güzel olmuş. Gerçekten burayı beğendim. Sivas'a geldik. Tekirdağ Sivas seferimiz vardı. Uzun bir yolculuk oldu. Ama gerçekten yolculuk gayet iyiydi. Hadi devam et. Abi devam et gözünü seveyim ya. Ne kadar yavaş gidiyorsun sen öyle. Bak bizi sıkıştıracak bu. Bizi sıkıştıracak. Var ya, of of of, ben de ne park ederim be. Ne park ederim be. Ama son anda biraz bozduk işi. Aynen. Şimdi bir ileri yaptığım zaman bu iş tamamdır. Bu niye olmuyor? Allah Allah. Aslında yani daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim acaba? Çok şükür. Erken mi geldik diyor. Abi o kadar hızlı geldik ki adamlar şaşırıyor. Çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel bir yolculuk oldu. Bakın 1000 kilometre yol geldik. 1000 kilometre yola rağmen yarım depo mazot bitirdi otobüs. Gerçekten çok iyi bir otobüs. Ben bayağı bir beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Otobüs simülatör kaldığı yerden devam edecek. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.